Balkan. Balkan, beni duyuyor musun? Uyanıyor. Doktor artık sakinleştirici yok dedi. Uyanmasına izin vereceğiz. Abi. Kartal ben. Açtı gözünü. Abi. Abi tamam, yorma kendini, yorma kendini. Kas kesildi, tak nefes alamıyor. Sana tepki verdi. Niye? Son günlerde en çok benim sesimi duyuyor. Ondan olabilir. Hasan, abim benim odaya alın. Makinelerle işi yok artık. Etrafına aile fotoğraflarını koyun. Uyandığında gülen yüzler görsün. Azize zaten yan odada. İyi bakmışsın abime. Doktorla konuştum şimdi. Sen de benim için ne düşündüğüne bir karar ver artık. Minnet mi, şüphe mi, teşekkür mü? İkimiz için de daha kolay. Yurttan çocuklar geldi abi. Okul çıkışında aldırın demiştin. O bugün müydü? Çocuklar ters bir şey görmesin Yaman. Herkes gergin. Herkesin haberi var abi. Tamam. Balkan'da bir an önce. Hasan abiyle alırız akşam. Azize de başınızda olsun. Ne yapacağınızı göstersin. Doktordan dosyası gelecek abimin. Yeni tedavi programı. Eline ulaştığında bul beni. Konuşalım. Kardeşin operasyondan çıktı. İyi geçmiş. Şimdi güzel haberler verme sırası sende. Çok şükür. Aşk. Hayatta en sinir olduğum şey. Ama o da dönüp dolaşıp beni buluyor. Sen bu kıza yanıksın komiser. Onu o evden çıkartacağım. Sana rağmen. Ne oldu? Konuşabildin mi? Açmıyorlar artık telefonlarını. Dün geceden sonra hayatta güvenmez sana. Babası öldüğünden beri Azize'nin yanındayım. Hayattaki tek yakını benim. Yazık. Üzülmüştür kız. Senin de rengin sapsarı olmuş komiser. Aa, üzülmeyin bu kadar. Hayatta olur böyle şeyler. Hiç üzülmeyin. Bu benim iki hareketime bakar. İki hareketimle güvenini tekrar kazanırsın.
bak, tasıldı kuzu gibi oldu. Bu aşk var ya aşk, insana donunu ters giydirir. Şimdi Azize hemşire kardeşinden haber alabilmek için deli oluyor. Oğlan belki de uyanacak, belki de ayağa kalkacak. Nasıl? Biraz para, biraz da cesaret bütün kapıları açar. Git Neşe hemşireyi al, getir. Kardeşinin başına dik. Sonra da bir mesaj at. De ki, kardeşinle seni görüştüreceğim. Eğer bunu yaparsan sana olan güvenini tekrar geri kazanırsın. Biraz cesaret. Bu haberi ilk veren sen ol. Biraz kahramanlık et. Yoksa kartal kızı alıp gidecek, sen de arkasından baka kalacaksın. Azize onların topundan nefret ediyor. Nefretle aşk, kardeş. Özlediniz mi Kartal abinizi? Evet. Bakayım Ayşegül dişlerine. Ha? Çıkmış vallahi, hadi çıkarın üzeriniz. Ya, hadi bakalım. Yavrum gelmiş, Melike gelmiş. Merhaba. At gelmiş. Canım benim, bırak gelmiş. Sen kimsin? Yeni misin bu evde? Tanışalım, ben Metin. Ama herkes bana Tomtom der. Memnun oldum, ben de Azize. Kartal abinin arkadaşıyım ben. Sık geliyorsun yani buraya sen. Hep geliriz ki. Öğretmenimiz Kartal abinin işi var dese bile gizlice ararım. Kartal abi hemen aldırır. Evde de yeni bir kız olduğunu bilseydim yeni kotumu giyerdim. Bu kim? Ceyda ablanın arkadaşı. Azize ablanız, hemşire abla da diyebilirsiniz. Senin hemşiren miydi Kartal abi? Evet. Seni o mu iyileştirdi? Hı hı. Gerçekten mi? Gerçekten. Ah, benim de kalbim çok ağrıyor. Bana da yardım eder misin? Tamam, ayıp oluyor ama, ayıp oluyor. Dördüncü sınıflardan Derya'ya öyle de demedim mi? Beğendiysen git konuş demedim mi? Sen şimdi bizim sırrımızı niye açıklıyorsun herkesin içinde? Neden kızdın ki sen şimdi? Kızmadım canım. Aa, manita mı Kartal abi? Aa! Değilim, değilim. Acıkmadınız mı siz bakayım? Hayır! Hadi bakalım. Soldan, sol tarafa. Hadi bakalım, hadi bakalım. Sen de gel abla. İyi tamam, geleyim. Hadi geç. Durun, durun. Yavaş, yavaş. Herkese yetecek kadar var. Beğendiniz bu masayı bakayım, ha? Börek var mı Aynur teyze? Olmaz mı be börek, olmaz mı? Hem de pırasalı börek. 5 dakika beklesin, ağzınız yanmasın, olur mu? Sütümüz de geldi çocuklar. Bu süt ineklerimizin sütü. Mis gibi, herkes içecek. Süt içmeyene börek yok. Tamam mı? Böreğin arkadaşı süt, o kadar. Unutmamışsın. Ay, unutur muyum canım Allah aşkına? Delirdin mi sen? Çocuklarım gelecek, ben unutacağım. Daha neler? Kartal abi, Aynur teyze senin annen mi oluyor? Anne yarısı. Hatta 4/3 anne diyelim. Kartal abim de sütü seviyor muydu? Severdim tabii. Yalancı. Hadi süt içince kesin boyumuz uzanmaz Azize abla. Genetik faktörler ve gelişim şartlarına bağlı olarak destekler. Ha? Azize ablanız net tabii, aklından geçeni bir anda söylüyor. Aslında demek istiyor ki herkes uzun boylu olmak zorunda değil ama kemik gelişimi için süt önemli. Çok önemli, süt içeceğiz. Bu mis gibi koku da ne? Yoksa börek mi? Kim yiyecek böreği? Çınar'ın güzelliğine bak sen, bir çocukları seviyor musun? Çocuk sevenden zarar gelmez. Balkan Mendoza'sı geldi abi. Tamam. Gelsene. O yüzden mutfak tarafından aldım onları. Hediyeleri görünce yemek yemiyorlar sonra. Harikalar değil mi? Keşke daha önce denk gelseymişiz.